İyi hafta sonları, mutlu akşamlar sayın seyirciler. Serbestiyetteki beraberliğimiz başlıyor. Önümüzdeki iki saat boyunca Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz diye klasik girişimle olayı başlatayım istiyorum ama öyle görünüyor ki zaten geçtiğimiz haftadan açmış olduğumuz ve kapatmadığımız parantez üzerinden gideceğiz. Çünkü hafta içinde konuyla ilgili olarak yeni gelişmeler, beklenen şeyler cereyan etti. İyi akşamlar diyeyim öncelikle. İyi akşamlar. Çünkü o yoğunluk esnasında selamlamadan sizi programa aniden başlamış olabilirim. Yeni tanışmıyoruz. Sıkıntı yoktu. İki yıllık sürecin devamı olarak. Değerli izleyenler, geçtiğimiz haftalarda konuşmaya başlamıştık bir çok önceki 10 yıllarda alınmış olan kararın beklenmedik bir biçimde hayata geçirilmesi söz konusuydu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili Amerikan Büyükelçiliğini bu şehre taşıyarak başkenti olarak İsrail'in tanıyacağını açıklamasının ardından dünya kazanı elbette kaynadı. Geçtiğimiz hafta ortasında çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı ve burada önemli bir karar alındı. Belki çok uzun zamandır çeşitli yönleriyle amacına uygun olarak gündem belirleyebiliyor mu, etkinliği ne ölçüdedir diye tartışıla gelen İslam İşbirliği de aslında teşkilat olarak kuruluş amacının önemli bir yüzdesini oluşturan kısımla ilgili hayati bir karar aldı diyebiliriz hocam. Ne dersiniz? Evet, yani çok uzun zamandır böyle bir bu kadar önemli ve bu kadar kritik bir konuda hele Amerika Birleşik Devletleri'nin atmış olduğu bir adıma bu kadar kontra giden bir karar konusunda görüş birliği, oy birliği görülmemişti. Düşündüğümde aklım Orta Doğu'daki 1973 savaşına, Yom Kippur savaşına geri gidiyor. O savaşın ertesinde İslam ülkeleri değil ama çoğu İslam olan petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC bayağı böyle çok ciddi bir tavır almıştı. İsrail'i destekleyen ülkelere bir petrol ambargosu uygulamaya başlamıştı. Ambargonun ardından ambargo ile birlikte petrol fiyatlarını yükselttiler. Ve bu aslında birçok yorumcu, birçok tarihçi bakımından 20. tarihçinin gözünde 20. yüzyılın önemli dönüm noktalarından birini meydana getiriyor. Ucuz petrole dayalı hızlı büyümenin sona erdiği ve dünya kapitalist ekonomisinin çeşitli açılardan çatırdamaya başladığı yeni bir alt dönemin açılışını ifade ediyor. Yani bunu 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve 20 yıl kadar sonrasında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte 20. yüzyılın en önemli 3-4 olayı arasında zikreden tarihçiler var. 20. yüzyılı alt dönemlere ayırmada kullanan önemli tarihçiler var. Eric Hobsbawm gibi, Mark Mezauer gibi. Batı'nın kapitalist büyümesinde 1945 ile başlayan bir altın çağın sona erdiği nokta olarak niteliyorlar. Belki bunlar biraz fazla teferruat ama 73-74 yıllarından bu yana hakikaten böyle çok önemli bir sorunda reel veya sembolik ama özellikle ABD'nin attığı bir siyasi adıma toptan ters düşmeyi göze alarak bu kadar sert bir topluca oy birliğiyle karşı çıkış görülmedi. Ve bunu bunu önemli ölçüde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişiminin, tavrının, inatçılığının yarattığını düşünüyorum, sağladığını düşünüyorum. Hakikaten son günlerin olaylarına, geçtiğimiz bir hafta 10 günün olaylarına baktığımızda Erdoğan'ın başından itibaren çok sert çıkışı olmasaydı, ısrarla
bütün dünyayı ve özellikle İslam ülkelerini birlikte bir şeyler yapmaya çağırması olmasaydı, aldığı çok net bir tavır, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir den başlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, Başbakan Yıldırım'ın da, genel olarak Türkiye'deki bütün hükümet ve kamuoyu çevrelerinin aldığı tavır olmasaydı, bu sonuca ulaşılabilir miydi bilmiyorum. Şeyde denk geldi, Türkiye'nin dönem başkanı olması, Evet. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve toplantının İstanbul'da yapılacak olması da denk geldi ve sonunda bu karar çıktı. Bunun, hep söylerim ya, öngörülmemiş ya da hesap edilmemiş sonuçlar yasası. The law of unintended consequences diye. Tarihin böyle dünya çapında önemli bireylerin, hükümetlerin, devletlerin aldığı kararlara uygun olarak planlı bir şekilde ilerlemediği ve beklenmedik geri dönüşlerle, zigzaglarla, yalpalama ve çalkalanmalarla dolu olduğu, esas olarak hatalı kararlar ve hatalı kararlara gösterilen Tepkiler. tepkilerden oluştuğu şeklinde bir kanaatim oluştu. Bir tarihçi olarak son 10-15-20 yılda diyeyim ki. Daha önce böyle görmüyordum tarihi. Daha çok böyle görmeye başladım. Fakat sonuç olarak bu çok önemli bir gelişme ve şeyin karşısına Amerikan dış politikasının, Trump'ın attığı adımın ve bu adımın ardında yatıyor olan herhalde yeni Orta Doğu, İsrail ve Filistin planlarının karşısına ciddi bir engel olarak çıktı bu adım. Yani sonuç olarak bütün İslam ülkeleri oy birliğiyle Dışişleri Bakanlığı'nın ortak kararıyla daha önce de, yani İstanbul'a gelmeden önce de önemli deklarasyonlar yayınlamışlardı ve Amerika'yı artık adil bir İsrail-Filistin barışının hamisi ve şemsiyesi, sponsoru olarak görmediklerini, göremeyeceklerini beyan etmişlerdi. Üzerine bu kararı da aldılar ve bu çok önemli bir mesaj veriyor. Tabii şununla da üstüne biniyor. Tepki gösterenler sadece İslam ülkeleri değil. Aslında bütün dünya tepki gösteriyor. Aslında neredeyse Amerika Amerika dışında, dışında olaya sahip Amerika çıkan dışında, başka Amerika bir yer, dışında, başka bir Amerika ve olay yok. İsrail'in müteşekkir ve medyun olması dışında ve Amerika'nın Trump'ın kendi kendisini alkışlaması dışında, Amerikan kamuoyunda da çok ciddi muhalefet var. Sen ne yaptın kabilinden. Dolayısıyla ve Avrupa'da tepkiler ciddi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Avrupa Birliği'ni ziyaret etti ve orada Amerika'nın kararının hemen ertesinde oldukça kendinden emin ve fiyakalı bir şekilde bütün Avrupa Birliği ülkelerinin de Amerika örneğini izleyerek büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımalarını bekliyoruz gibi inanılmaz derecede kibirli bir laf etti. Aslında yani onun da biraz, yani çok akıllı bir adam olmadığını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Belki bu akşam biraz daha genişletme imkanımız olabilir. Yani Kudüs'le ilgili yapılmak istenen, harekete geçilen bu adımın
bütün dünyadan tepki çekmesi, İslam dünyasından karşılık bulması, Türkiye'nin bu tepkide lokomotif olmasının yanı sıra acaba kendi stratejileri açısından da doğru bir karar mı siyasi olarak sorusunu akla getiriyor. Netice itibariyle devamındaki gelişmeler de bu yalnızlığı ortaya koyuyor, tepki çekmeye devam ediyor. Bir şey daha hatırlatalım. Özür dilerim. Hafta başında aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de oylamaya sunulacak ve meseleye mesafe konusunda tavırlarını az çok belli etti dünya. Evet, Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde sonunda ABD veto eder. Şu önemli tabii, Birleşmiş Milletler'in bir kere Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden diğer 4'ünün ne yönde oy kullanacağı önemli. Tabii sonuç olarak geçici dönem üyeleriyle birlikte sonuç olarak toplam 15 ülke oy kullanacak. Sonuç nasıl çıkacak? 14'e 1 mi çıkacak? Tabii gönül mutlaka ABD veto edecek. Veto etmemesi mümkün değil. Şu şey kesin, Birleşmiş Milletler bir şekilde bir şey kararı alacak. Güvenlik Konseyi'nin çoğunluğu itibariyle bu adımı tasvip etmediklerini ifade eden bir karar alacak. Bu asla 15-0 olmayacak. En iyi ihtimalle 14'e 1 olacak. İnsan şunu arzu ediyor, şunu umuyor. Tabii 14'e 1 olmasını. Yani ABD'nin yapayalnız tamamen kalmasını, Trump'ın tamamen yapayalnız kalmasını arzuluyor. Bakalım, bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Şimdi burada İsrail'in bir adımı değil, Amerika'nın bir adımı söz konusu. İsrail'in attığı tek yanlı bir adım olsaydı, alışılmış küstahlıkları, aroganslıkları içinde 14'e 1 çıkması daha kolaydı. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kararı söz konusu. Onun için yani çoğunluk aleyhinde olacak ama 14'e 1'e varacak kadar aleyhinde olacak mı? Bu şüpheli. Mesela ben şeyin dahi ne yapacağından emin değilim. Rusya'nın dahi ne yapacağından, Putin Rusya'sının ne yapacağından dahi emin değilim. Çünkü ellerini tamamen kendilerine sakladılar şu ana kadar. Açık bir tavır almaktan son derece dikkatli kaçındılar. Uzun süre hiçbir şey demediler. Putin bundan birkaç gün önce Türkiye'yi ziyareti sırasında ABD'nin attığı adımın anlamı konusunda Türkiye ile hemfikiriz gibi bir laf etti. Yani bundan şu sonuç çıkıyor. Yani bunun Filistin halkına karşı ve iyi olmayan bir adım olduğu konusunda hemfikiriz gibi bir anlam istihraç etmek mümkün ama mübarek onu dahi açıkça söylemiyor. Arkasından yeni bir gelişme, Rusya hükümet sözcüsü Dmitri Peskov'un Kudüs konusunda Türkiye'nin durduğu yerle bizim durduğumuz yer örtüşmüyor. Şeklindeki demeci geldi. Medyada bu ikisinin birbiriyle çeliştiği yorumları yapıldı Türkiye'de. Ben tam o kanıda değilim. Çok haksız da değil ama hocam. İlkin Putin'in açıklaması sanki desteğe daha yakın bir şey ima eder gibi olmakla birlikte Peskov'un açıklaması bunun karşısındaymış gibi. Ama enteresan olan basın mensupları ama yine de ısrarla sorduklarında halen açıkça bir şey söylememek konusunda direniyor. Söylemiyor. Ben şu açıdan ikisinin bir miktar telif edilebileceği kanısındayım.
Dikkat ederseniz Putin'in sözleri tamamen Amerika'nın attığı adımın anlamı şöyle, kimi desteklemediğini söylüyor ama neyi desteklediği konusunda bir şey söylemiyor. Peskov'un söylediği ise şöyle bir şey, Türkiye'nin durduğu yerde, yani Türkiye'nin durduğu yer deyince sadece Amerika'nın attığı adımın hatası değil, buna karşı çıkışın dozajı, bu İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı'nın kararına katılmayı da içeriyor. Yani Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımayı da içeriyor. Hani denebilir ki, bir yorumla denebilir ki Putin Amerika'nın kararına karşı olmaktan, Trump'ın adımına karşı olmaktan bahsediyor. Peskov ise o karara karşı alınacak, benimsenecek tavır ve yaptırımlardan, onlara katılmadıklarından söz ediyor. Belki böyle bir bağdaştırma yapılabilir. Ama her neyse, sizin dediğiniz esas olarak doğru. Rusya açık bir tavır belli etmekten çok dikkatle kaçınıyor. Ve burada insanın aklına ister istemez Trump ile Rusya'nın özel ilişkisi, Trump yönetimi, Trump kabinesi ile, Trump'ın devlet başkanlığı ile. Sahi ne oldu o iş diyesi geliyor insanın. O iş çok ciddi olarak yürüyor. Yani yani özür dilerim, izleyicilerimizi hatırlatmak bakımından, yani Amerika içinde Trump'ın başını derde sokabilecek biçimde kuvvetlendirilen ilişkilerden söz ediyoruz. Oradan bir kapı açarak. Evet. Yani şey şu, seçim, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında Rusya'nın seçimlerin Trump lehine sonuçlan, yani şu kademe kademe şu iddialar söz konusu. Bir, Rusya'nın doğrudan doğruya gizli, illegal ama devlet hizmetindeki hackerları aracılığıyla Demokrat Parti'nin internet haberleşmelerine müdahale ettiği, web sitelerine girdiği, Amerika çapında Hillary Clinton aleyhine ve Trump lehine Rusya'dan çıktığı belli olmayacak çok çeşitli propagandalar yaydığı, şu veya bu şekilde ABD seçimlerine çok ciddi biçimde müdahalede bulunduğu iddiaları söz konusu. İkincisi, bu müdahalenin boyutlarından haberlerinin olup olmadığı bir yana, Trump ve ekibinin Rusya'nın desteğini aktif ve bilinçli olarak davet ettikleri, desteğin şekilleri bir yana. Yani seçim kampanyası sırasında Rusya'ya çeşitli şekillerde göz kırptıkları, Trump'ın seçilmesinin ABD-Rusya ilişkileri için Hillary Clinton'ın seçilmesinden çok daha iyi olacağı, Trump'ın batıdaki Rusya aleyhtarlığı cereyanına karşı olduğu, özellikle Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Rusya'ya karşı almakta olduğu tavırlara katılmadığı, dolayısıyla Trump'ın desteklenmesi gerektiği yönünde Rusya'ya çeşitli mesajlar verdikleri şeklinde iddialar söz konusu. Bu mesajların veriliş tarzının içine Trump'ın ekibine çeşitli zamanlarda mensup olmuş bir takım insanların Rus diplomatlarıyla yapmamaları gereken görüşmeler yaptıkları iddiası da dahil. Bu iddialardan en az bir tanesi Michael Flynn örneğinde doğrulanmış bulunuyor. Michael Flynn, Rusya'nın o zamanki uzun yıllardır ve o sırada hala Washington Büyükelçisi olan Sergey Kislyak'la görüştüğünü ve Kislyak'a Trump'ın seçilmesi halinde
ABD'nin politikasının iyi şeyler içereceği konusunda vaatlerde bulunduğu doğrulandı. Zaten bu yüzden Michael Flynn, Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı olarak 23 gün görev yaptıktan sonra istifa etmek zorunda kaldı. Atıldı yani Beyaz Saray'dan. Ve şimdi de Zarrab davası bağlantılı bir şekilde Türkiye'nin başına bela. Yani Michael Flynn'in yalanları, oynadığı rol, itirafçılık vesaire Türkiye için de kısmi bir saatli bomba niteliği taşıyor. Fakat bu Rusya soruşturması hiçbir şekilde sona ermiş, buharlaşmış vesaire değil. Eski ve yeni ABD istihbarat örgütlerinin eski ve yeni başkanları defalarca Rusya'nın seçimlere müdahalesinin gerçek olduğu yolunda görüşler beyan ettiler. Ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın atadığı özel soruşturma savcısı Robert Mueller, ki kendisi de eski bir istihbarat şefliği FBI direktörlüğünden geliyor, sürekli olarak soruşturmayı derinleştirmek ve genişletmek peşinde. Çok aşikar ki devlet başkanı Trump illet oluyor bu soruşturmanın derinleştirilmesi ve genişletilmesi hikayelerine. Sürekli olarak bunların tamamen palavra olduğu, aslının esasının olmadığı yolunda demeçler veriyor. Fakat bir türlü Robert Mueller'i görevden almaya veya Adalet Bakanı'nı Robert Mueller'i atamış olan Adalet Bakanı'nı Mueller'i bu sefer görevden almaya zorlamak adımını göze alamıyor. Çünkü böyle bir adım Richard Nixon'ın sonunu getirmişti. 1970'lerin ikinci yarısında, genişçe bir parantez açtık ama konu çok hassas. 1970'lerin ikinci yarısında Watergate skandalı adım adım zamanın devlet başkanı Nixon'a doğru genişlemekteydi. Nixon'ın ikinci defa cumhurbaşkanı seçildiği seçim kampanyası sırasında bir illegal ekibin Demokrat Parti'nin Watergate binasındaki genel merkezine gece vakti gizlice girdiği ortaya çıkmıştı. İlk başta küçük ve önemsiz gibi gözüken bu olay, adım adım yukarıya doğru izi sürüldükçe genişlemeye başlamıştı. İlk önce Beyaz Saray'la ilişkisi toptan inkar edildi. Arkasından Beyaz Saray'ın en kilit adamlarının bu ekibe talimat verdiği ortaya çıktı. İçlerinden itirafçılar kaçınılmaz olarak sökün etti. Birbirini ele verme yarışı başladı. Ve bir yerde dosyaya bakmakta olan sorgu yargıcı John Sirica, Beyaz Saray'dan teyplerin istenmesi kararını verdi. O sırada öğrenilmişti ki Beyaz Saray'da bir gizli teyp sistemi vardır. Ve mesela Oval Office gibi kabinenin, Cumhurbaşkanlığının sinir merkezi olan salonda ve başka bazı salonlarda yapılan bütün konuşmalar aslında kaydediliyor. Otomatik olarak kaydedilmektedir. Sirica bu teypleri istedi. Nixon'la muazzam bir çekişmeye giriştiler. Verirdin vermezdin devlet güvenliğiydi, devlet sırrıydı vesaire. Ve kamuoyu baskısı öyle bir kar topu efekti biçiminde muazzam tırmanışa geçti ki, öyle bir bütün kamuoyu
ve bütün medya Nixon'un aleyhinde tavır aldı ki Nixon sonuç olarak teypleri vereceğini söylemek zorunda kaldı. Fakat işe bakın. Teypleri verirken meğerse teyplerin 8-10 sayfalık bir bölümü kazara silinmiş. Hani böyle yalanda dikiş tutturamamak var ya. Bu sefer bu yüzden kıyamet koptu. Nixon'ın özel sekreteri kendini feda edip bantların çözümünü yaparken kazara ayağıyla silme pedalına bastığı için tamamen kendisinin kazara sildiğini iddia etti. Yani sevgili Cumhurbaşkanı uğruna kendisini feda etti. Talimatla silindiği ortaya çıkmasın diye. En kritik noktasında teyplerde muazzam bir boşluk var. Yani bant çözümlerinde. Teypin kendisinde muazzam bir boşluk var. Böylece olaylar gitgide Nixon'ın aleyhine tırmanırken zamanın Adalet Bakanı bir özel savcı, özel soruşturmacı atamıştı. Bütün bu skandalla ilgili. Artık başlangıçtaki sorgu yargıcı John Sarica çok gerilerde kalmıştı. Ve Adalet Bakanlığı'nın atadığı bugünkü Robert Mueller'e tekabül eden özel savcı ve onun talepleri ön plandaydı. Ve Nixon o kadar bunaldı ki ne olursa olsun muazzam bir hata yaptı. Adalet Bakanı Ramsey'in atadığı o özel savcıyı görevden aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanı istifa etti. Ve artık öyle bir noktaya geldi ki skandal, Nixon'ın impeach edilmesinin, yani Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında Kongre'nin 3/2 çoğunluk oyuyla Cumhurbaşkanlığından düşürülmesinin önünde hiçbir engel kalmadı ve bu sonuç adeta kaçınılmazlaştı. Sonuç şu oldu, Nixon umutsuzluk içinde pazarlığı kabul etti. Devlet Başkanlığı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı konumundaki Gerald Ford'la bir pazarlık yaptı. Kendisi Cumhurbaşkanlığından istifa etti. Gerald Ford Cumhurbaşkanı oldu. Gerald Ford da Nixon'ı bir Cumhurbaşkanlığı affının kapsamına aldı ve herhangi bir şekilde soruşturulmaya, hukuki soruşturmanın devam etmesine karşı muafiyet tanıdı. Ama diyeceğim, bu Watergate skandalının son ve en dramatik adımlarını şu amaçla anlattım. Orada Adalet Bakanı'nın atadığı özel savcıyı görevden alması Nixon'ın kesin olarak sonunu getirmişti. Şimdi Trump da bunu biliyor. Yani Trump'ın şahsen bilip bilmediğinden emin değilim ama Trump'ın danışmanları çevresi, biliyorlar. Danışmanları, yakın danışmanları eminim bu olayı çok iyi biliyorlar. Ve dolayısıyla eminim ne kadar Trump'ın eli kaşınıyor da, avucunun içi kaşınıyor da olsa Robert Mueller'i attığı bütün adımlara karşın görevden almaya cesaret edemiyor. Ne ki Robert Mueller'in soruşturması hiç de öyle özel savcı olayları hasır altı etmek eğilimi içinde filan değil. Tam tersine adım adım derinleştiriyor ve hatta her adımda Trump yönetimini şoke edecek ve sinirlendirecek yeni sürprizler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda
Deutsche Bank'taki özel hesapları hakkında bilgi istedi Trump'ın Deutsche Bank'tan. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde şu ortaya çıktı. Trump'ın ve ekibinin inanılmaz derecede kalabalık bir e-mail haberleşmeleri öbeğine ulaşmış özel savcı. Yani bunu ele geçirmiş bir şekilde. Bunun içinden ne çıkacağı belli değil. Rusya ile ilişkiler, Rus diplomatları ile ilişkiler vesaire konusunda bunun içinden ne çıkacağı belli değil. Ama ABD medyasında şu dahi konuşuluyor. Bunun çok büyük bir sürpriz olduğu. Yani Robert Mueller'in bayağı elini ve yetkilerini zorlamakta olduğu. Yani böyle Trump'ın ve ekibinin bütün e-mail korrespondansını ele geçirmek böyle filan. Bunlar kolay kolay yapılan şeyler değil. Mueller fazla konuşmuyor. Çok az konuşuyor. Ama sessiz ve derinden gidiyor. Ve attığı her adım Trump yönetiminin başına daha büyük bir çorap örmek yönünde adımlar oluyor kanaati ABD medyasında ve dünyada yaygın. Şimdi Trump'ın başında bu bela var. Yani ama buraya nereden geldik? Buraya şuradan geldik. Rusya neden susuyor ve konuşmuyor? Yani Rusya'nın konuşması, deklare bir tavır alması, yani şimdi bir yandan kolay kolay çok doğru destekliyoruz Trump'ın adımını. İşte Filistinlilere filan boş verin, Müslüman ülkelere de boş verin. Kudüs sadece ve sadece İsrail'in başkenti olmalı diyebilecek durumda değiller. Burada bütün dünyanın tepki gösterdiği bir olay söz konusu. Ama öte yandan yani bunu bu adıma attıklarında Türkiye ile de İran'la da ilişkilerinin ne olacağını da düşünmek durumundalar. Hiç böyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ama öte yandan açıkça kınamaları, karşı tavır almaları çeşitli bakımlardan kolay değil. Bir kere yani Trump'la olan örtük ilişkileri her neyse onu bayağı zora sokabilecek bir adım. Suriye'deki durum itibariyle, genel olarak Avrupa'daki siyaset itibariyle, petrol ve doğalgaz alımı satımı itibariyle, Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu durum itibariyle, Suriye'de varılabilecek herhangi bir anlaşma itibariyle Putin bu kadar kritik bir noktada Trump'a açıkça karşı tavır almayı göze alabilir mi? Bu bir soru işareti. İkincisi, tabii Rusya'nın kendi içindeki siyasi dengeler biraz kapalı kutu ama hani Dugin, Alexander Dugin deniyor, Avrasyacılar deniyor. Putin'in arkasında Putin'in arkasındaki büyük Rusya ideolojisinde, Avrasyacılık ideolojisinde geçmişin panslavizminden çok kuvvetle esinlenen ve o damarı devam ettiren bir koyu Ortodoks milliyetçiliğinin olduğu çok açık. Göz ardı da edilmemesi gerekiyor. İki ülkede, yeryüzünde iki büyük ülkenin siyasetinde din önemli bir faktör. ABD ve Rusya. Sadece ABD'nin değil, Rusya'nın siyasetinde de çok önemli bir faktör. Fakat çok enteresan, bizim medyamız mesela evangelistler diye ABD siyasetindeki dinci sağın rolünün farkında ama
Rusya'nın siyasetindeki din faktörünün Ortodoks milliyetçiliği diyebileceğimiz din faktörünün bunu biraz açmanızı rica etsem sizden. Çünkü şöyle bir durum var. Yani o halde mevcut durumda Amerika'nın mevcut yönetimiyle olan ilişkileri bakımından, yani Trump'la Putin arasındaki ilişki bakımından Rusya'nın tavır alma konusunda biraz daha belirsiz, biraz daha keskinlikten uzak, herhangi bir durumda başını ağrıtacak bir şey söylemenin gerisinde kalması şeklinde yorumlanacak bir şey değil diyorsunuz o halde. Yani mevcut konjonktürün dışında Rusya'nın kendi iç dinamikleri bakımından da Kudüs'le ilgili bir şey söylemesi mevcut durumla ilgili olarak zor mu, ya da pozisyonu evet, ne olabilir? Yani şunu etmek istiyorum. Putin Rusyası Sovyetler Birliği olsaydı farklıydı. Ama Putin Rusyası şöyle bir Rusya, topyekün İsrail'e ve Amerika'ya karşı ve hele bir Müslümanlar ittifakının, bir Müslüman cephesinin yanında yer almayı muhtemelen kendi iç politikası, kendi içinde İslami teröristler dediği kesimlerle mücadelesi, Çeçenlerden vesaire, Çeçenistan'dan ve başka, yani Rusya'nın şemsiyesi altındaki İslam nüfusunun olduğu bölgelerden gidip IŞİD'e, DAEŞ'e katılanlarla mücadelesi filan bakımından, bu ideolojik konumlanışı bakımından da öyle, hani Batı'ya karşı ve İsrail'e karşı sadece ve sadece Müslüman ülkelerle el ele vermiş gözükmeyi, görünmeyi, o profile oturmayı arzulayacak bir ülke değil diye düşünüyorum. Arzulayacak bir iktidar değil diye düşünüyorum. Bizde böyle Afrasyacılık filan konusunda hani yapılan yorumların ve buna bağlanan umutların hemen hepsi bana denize düşen yılana sarılır atasözünü hatırlatıyor. Hem bu Avrasyacılık projesinin Çarlık Rusyası emperyalizminin nasıl bir hayali, nasıl bir projesi olmuş olduğunu iyi bilmemiz lazım. Ben buradan yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'deki ulusalcı bazı kesimler her ne kadar bu Avrasyacılığı ballandırıp Türkiye kamuoyuna satma peşinde de olsalar, ben buradan ister Türkiye'ye, ister diğer İslam ülkelerine, genel olarak İslam alemine vesaire yararlı en ufak bir şeyin çıkacağı kanısında değilim. Ama yani gene buraya nereden geldik? Buraya şeyden geldik. Hafta başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki mücadele ve oylama nasıl cereyan eder? Kimlerde nasıl konum alacak? Ne diyecek filan noktasından geldik. Dediğim gibi gönlüm şunu arzu ediyor, şunu umuyor. 14'e 1 çıkmasını oylamanın, yani 14'e 1 ile bir şekilde şu veya bu şekilde bunun yanlış olduğunu, İsrail'in tek yanlı bir şekilde Kudüs'ü başkent yapmasına dünya ülkelerinin destek vermesinin yanlış olduğunu tescil eden bir karar çıkacak. Bir yandan da çok açık durum, çünkü Birleşmiş Milletler'in geçmişteki kararlarına aykırı. Trump'ın yaptığı, zaten daha başından itibaren Birleşmiş Milletler karşı çıktı. Genel Sekreteri karşı çıktı. Yani Birleşmiş Milletler'in geçmişteki kararlarının ihlalini ifade ediyor. Donald Trump'ın gidip tek başına Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz diye.
Birleşmiş Milletler kararları, bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını, İsrail'in 1967'de işgal ettiği toprakların ve bu meyanda Doğu Kudüs'ün geri verilmesini içeriyor. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler'in haksız işgal olarak tanımladığı toprakların bir parçası olarak Kudüs'ün tamamının, Doğu Kudüs'ü de içerecek şekilde İsrail'in başkenti olarak tanınmasını içeriyor. Yani çeşitli açılardan Birleşmiş Milletler kararlarını ve politikasını ihlal etmiş Şey demiş, durumda ihlal etmiş oluyor, evet. Donald Trump ve bu bakımdan yani bunlar da ciddi faktörler. Bunlar kimsenin kolay kolay canım çok da önemli değil filan diyebileceği, etrafından dolaşmaya kalkabileceği durumlar değil. Yani oradan mutlaka Amerika ve Trump aleyhine bir karar çıkacak. Dediğim gibi ben tam ne kadar çıkacak? Yani tam kaç oyla çıkacak? Trump'a indirilen, Trump'ın kişisel prestijine de indirilen darbenin boyutları ne olacak? Onu merak ediyorum. Gösterilecek tepkiler de açık. Gerek ABD'nin Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler temsilcisi, gerekse İsrail, Birleşmiş Milletler'in ne kadar tek yanlı olduğundan, ne kadar İsrail'e karşı ön yargılı olduklarından, ne kadar terör örgütlerinin yıllardır İsrail'e yaptıklarını görmediklerinden ve sadece İsrail'e karşı tavır almayı bildiklerinden dem vuracaklar. Bunları uzun uzadıya sıralayacaklar. Sonuçta böyle bir durum olacak. Şimdi bir virgül koyalım. Konuşmaya devam edeceğiz sayın seyirciler ama önce kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenler devam ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nca alınmış olan kararın üzerine gelişmeler ne yönde seyredecek? Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yine oylanacak hafta başında. Önümüzdeki haftanın gelişmeleri arasında takip edeceğimiz, dikkatle izleyeceğimiz şeylerden biri de bu olacak. Türkiye'nin öncülüğü aslında konuyla ilgili dikkatlerin çekilerek belki pozisyon almanın netleşmesi bakımından da hızlıca harekete geçilmesi bakımından da önemliydi. Verilen mesaj dünya geneli için ne ifade ediyor ve seslendiği kitle bakımından nereye ulaştı, genişletilebilir mi, nasıl ele almak lazım? Evet, bu çok önemli bir mesele. Ben Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan'ın, hükümetin bu noktada bir yeni bir ayarlamaya, bir ince ayara, bir hafif söylem, üslup ve sesleniş tarzı değişikliğine gitmesi gerektiği kanısındayım. Ve bunun için çok elverişli koşullar olduğunu düşünüyorum. Özetle şunu kastediyorum, yani Batı dünyasına seslenmek, değişik bir şekilde seslenmek bakımından Türkiye bunu çok önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli. Bu sadece Kudüs konusundaki sonuç alıcılığı değil, aynı zamanda Türkiye'nin ABD hariç Batı, yani Avrupa ile ilişkilerini düzeltmesi ve geliştirmesi için de önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Şimdi argümanlarım şunlar. Trump'ın adım zat bir Trump Avrupa'da hiç sevilmiyor. Bu çok aşikar. Başından itibaren hiç sevilmiyor. Şu aralar Trump'ı Netanyahu dışında seven biri var mı? Bu ayrıca konuşulması evet. Gereken bir şey. Ne denir? Allah birbirlerine bağışlasın mı denir? evet, yani bu çok ciddi bir mesele. Bir Trump
genellikle Avrupa'da, Avrupa Birliği içinde hiç sevilmiyor. Avrupa Birliği'nin iki en kritik ülkesi Almanya'nın ve Şansölye Merkel'in, Fransa'nın ve Devlet Başkanı Macron'un Trump'la ilişkileri hiç dostça değil. Kendisi de bir muhafazakar olmakla birlikte İngiltere'nin Brexitçi Başbakanı Theresa May, Trump'ın her yaptığından artık yaka silker hale geldi. Şunu unutmayalım. Dış dünyaya dair verdiği mesajlar Trump'a yönelik reddiyeleri üzerinden sadece şu evet. dönemde Theresa May. Şunu unutmayalım, bu Kudüs kararını açıklamadan birkaç gün önce Trump İngiltere'deki aşırı sağcı Britain First, önce Britanya örgütünün Müslümanlar aleyhine nefret duygularını teşvik ve tahrik etmek üzere hazırladığı neydi belirsiz 3 tweet'i retweetledi. Kendisi yaydı yani ve Britain First'ü alkışlayarak yaptı bunu. Buna karşılık da Theresa May'den geldi. Theresa May'den derhal tepki aldı. Diyeceğim, Avrupa Birliği bünyesinde Trump'ın severi pek yok. Taraftarı severi pek yok. Ve aynı Avrupa Birliği genel olarak Trump'tan hoşlanmamanın ötesinde aynı zamanda bu Kudüs adımı konusunda da oldukça net tavır aldı. Başından itibaren karşı çıktılar, kınadılar. Benjamin Netanyahu, daha önce birinci bölümde onu anlatıyordum. Oradan başka bir konuya geçtik gerçi. Ama Benjamin Netanyahu gidip de Avrupa Birliği, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin de Trump'la aynı yolu izlemesini bekliyoruz dediği zaman çok ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Hiç kimsenin böyle bir niyeti olmadığı kendisine net bir şekilde söylendi. Ve kendisi de bundan bir kere daha duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. İkinci mesele bu. Üçüncü mesele, şunu da eklemek gerekir. Avrupa Birliği ülkelerinin zaten son yıllarda İsrail'in attığı adımlardan gitgide daha fazla sıtkı sıyrılıyordu ve her zaman Avrupa Birliği'nin Filistin sorunu, Orta Doğu sorunu konusundaki tavrı Amerikan yönetimlerinden daima farklı oldu. Son yıllarda özellikle giderek İsrail'e karşı daha mesafeli ve daha eleştirel bir şekilde davranıyorlardı. Bu da üzerine tuz biber ekti. Şimdi şunu da eklemek gerekir. Sırf dini açıdan baktığımızda, dini ve kültürel açıdan baktığımızda, Amerika'yı bir yana koyarsak, Amerika'da ciddi bir dini sağ var. Şunu söyleyeyim, Avrupa, bir bütün olarak Avrupa, Katolik ülkeleri dahil, Amerika'ya göre aslında iç siyasal hayatında daha seküler. Tersten söyleyecek olursak, ABD'nin iç siyasetinde din, dindarlık, dindar sağ, özellikle güneyde, Orta Batı'da tam da Cumhuriyetçi Parti'nin kaleleri olan eyaletlerde çok ciddi rol oynama devam ediyor. Ve bu Hristiyan sağ ya da dindar sağ masif olarak Cumhuriyetçi Parti'ye oy veriyor zaten. Fakat ABD dışında hani biz böyle çok genel geçer bir şekilde Hristiyan dünyası, Hristiyanlık, Hristiyan alemi vesaire diye kavramlar kullanıyoruz. Şöyle bir şey var.
sonuç olarak nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyan olan ülkeler var. Artı, mesela bir bütün olarak Avrupa'nın kültürel mayasında Yahudi-Hristiyan geleneği var. Avrupa'nın kültürel mayalanmasını eski Yunan-Roma mitolojisinden ve Yahudi-Hristiyan geleneğinden bağımsız düşünmek kolay değil. Doğru, bu kültürel maya var. Ama günümüzde siyasi anlamda Hristiyanlığın dış politikalarında önemli rol oynadığı, dış politika belirlemelerinde önemli rol oynadığı, yani dünyaya Hristiyanlık gözlüğü içinden bakan bir Batı birliği, birleşik bir Batı olduğundan söz etmek çok zor. Dediğim yani gibi, bir perspektifle tutum ve davranışa dönüşecek bir şey beklemek de çok fazla söz konusu değil. Evet. Özellikle söz gelimi Kudüs'ten bahsettiğimizde, yani onların duyarlılığını, ilgisini çekebilecek bir hassasiyet konusu değil mi Kudüs bu anlamda? Değil, değil. 1095-96 yılında, yani 1. Haçlı Seferi'nin yola çıktığı yıllarda ya da 12. yüzyılın sonlarında 3. Haçlı Seferi'nin Kudüs'ü tekrar kurtarmak için yola çıktığı yıllarda ve yüzyıllarda yaşamıyoruz. Hayır, böyle bir şey yok. Ha, şunu demiyorum. Hristiyanlık bu ülkelerin iç politikalarında hiç rol oynamıyor demiyorum. Özellikle kalabalık Müslüman göçmen, sığınmacı kitlelerinin varlığı bu ülkelerin iç siyasetini apaçık gördüğümüz gibi son yıllarda kuvvetli bir şekilde etkiliyor. Yani gördükleri ötekiler üzerinden kendi dinamikleri bir refleks olarak ortaya çıkıyor. Ama dünya çapında bir Hristiyanlık vizyonundan söz edilemez. Katolik ülkelerde dahi söz edilemez. Böyle bir şey yok. Yani kelimelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum. Böyle bir Müslümanlık alemine karşı İslamiyet'i özel olarak hedef alan, Hristiyanlığın çok büyük ölçüde belirlediği bir dış politika vizyonu söz konusu değil. Bir dış politika projesi söz konusu değil. Günümüz dünyasında Haçlı ruhunun canlandığından veya canlanabileceğinden veya yürürlükte olduğundan, en azından Avrupa bazında, Amerika'nın zaten hiçbir ilgisi yoktu. Yoktu Haçlı seferleri sırasında Amerika. Ama bundan söz etmek kanımca yanlış. Dediğim gibi iç politikada rol oynuyor. Şunu da ilave etmek isterim. Genel olarak Avrupa merkezciliği ve oryantalizmi Hristiyanlıktan bir parça ayırmak gerekir. Bu ülkelerin dış politikalarında, dünyaya bakışlarında Avrupa merkezci bencillikler var, oryantalist bencillikler var, doğuyu küçümseme var. Şimdi onu söyleyecektim. Ama bütün bu bencillik ve olumsuzlukların tezahür ettiği taraf sanki bir din karşıtlığı üzerinden Müslüman dünyaya yönelikmiş gibi bir durum, bir resim, hatta bir pratik de ortaya çıkmış oluyor. Bunu da bu var, görüyoruz. Dediğim gibi, ama yani bunlar ince nüanslar, anlatabiliyor muyum? Yani İdeolojik bakımdan kısmen Hristiyan kültürel mayalanmadan da beslenen bir Avrupa merkezciliğin ve oryantalizmin olması ve dolayısıyla mesela geçmişte ve 20. yüzyılda Batı emperyalizminin Batı dışı ülkelere ve bu çerçevede İslam ülkelerine de neler çektirdiğini unutmuş olmak veya göz ardı etmek, bu konuda duyarsız olmak, bu konuda Batı dışı ülkelerin ve özellikle İslam aleminin köklü duygusal, düşünsel tepkilerinin nereden geldiği konusunda biraz
nasırlı ve vurdum duymaz bir şekilde davranmak, bunların hepsi var. Ama şunu göremiyorum ve bu noktada çok ısrarlıyım ve ısrar ederim. Her türlü ortamda ısrar ederim. Doğrudan doğruya Hristiyanca diye tarif edebileceğimiz bir dış politika ve dünya projesi söz konusu değil. İç politikadaki ön yargılar bir yana, böyle bir hani Amerika için çeşitli yorumcuların çok dile getirdiği evangelist bakış açısı, o dini sağı kastederek dile getirdiği evangelist bakışı ya da Amerikan kamuoyunda Yahudi Hristiyanlar diye tarif edilen, Siyonist Hristiyanlar diye, evet, Siyonist Hristiyanlar diye tarif edilen kesimi Avrupa'da bulmak mümkün değil. Avrupa Birliği'nde. O zaman siz buna devam edin ama yani iki oku birazdan çıkaracağımızı vererek ben bir teaser giriyorum araya. Şimdi Avusturya'da Irkçılar Koalisyonu'nun ortağı oldu dedik. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Avrupa'daki çeşitli seçimlerde ana akım olmayan ama marjinalize olmakla birlikte merkez siyasetin tavrını, söylemini etkileyen akımlar gördük. Evet. Bunların yükselişini nereye oturtacağız? Ama bunlara dönelim. Bunların yükselişi yani doğrudan doğruya içeriden kaynaklanıyor. Fakat benim yani ben bunu dediğim gibi kendi görüşüm olarak böyle bir Avrupa'nın bugün Hristiyanca bir dış politika, dünya Orta Doğu projesi, Hristiyanca bir Kudüs projesi içinde yer almadığının altını çiziyorum. Şimdi bu koşullarda özel olarak Türkiye'nin, çünkü bu Kudüs meselesi hakikaten Türkiye ciddi olarak öne çıktı ve iyi de oldu. Hakikaten yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bir ortak tavır konusunda hizaya girmesi Türkiye'nin tavrı olmadan bence düşünülemezdi. Şöyle bir şey oldu. Yani Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı, hükümetin tavrı, iktidarın, AK Parti'nin tavrı belki de en azından bazı, belki birçok İslam ülkesini utandırdı ve yani yan çizemeyecekleri bir noktada bıraktı. Yani biraz böyle şey etti, yani dürterek hizaya getirdi ve net bir tavır almaktan kaçınmalarının mümkün olmadığı, öyle yalpalama, bocalama, kıvırtma, geçiştirme vesaire şeylerini, opsiyonlarını çok daralttı. Hepsinin. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil. Şimdi bu hazır öne çıkmışlık noktasında Türkiye'nin şunu yapabileceğini düşünüyorum. Bu sefer daha çok batıya seslenmeye, Avrupa'ya seslenmeye başlayabileceğini düşünüyorum. Ve yani bunu biraz değişik bir üslupla Avrupa kamuoyunun vicdanına hitap ederek, bir Müslümanlık meselesi olarak değil, bir İsrail ve Müslümanlar ve Müslümanların Kudüs'ü çerçevesi içinde değil, bir insanlık ve evrensellik meselesi olarak vaz etmeye uygun sözcükler bularak ve cümleler kurarak Batı ülkelerine, bütün dünyaya ve özel olarak Avrupa ülkelerine, Avrupa Birliği'ne seslenmesi gerektiğini, bunun için çok elverişli bir zemin olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada kestirmeden söyleyeceğim, ben diplomat değilim yani. Ama
Yani özetle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında ve diğer önde gelenler şahsında şunu söyleyebilmeli Avrupa'ya. Bakın burada hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu Trump'ın ve Trump yönetiminin, Trump Amerikası'nın peşinden gitmeyin. Kendi bağımsız tavrınızı alın. Bu sizin kendi ülkelerinizdeki Müslüman diasporaların gönlünü kazanmanızda ve kendi ülkelerinize iç huzur ve istikrar gelmesinde de belki çok olumlu bir rol oynayacaktır. Kudüs üzerinden Müslüman dünyayı ötekileştirmeyin. Tam tersine burada Filistinlilerin, daha genel olarak Arapların, daha genel olarak bütün Müslümanların canhıraş bir şekilde dile getirdikleri mağduriyetin aslında bütün dünyanın, bütün insanlığın mağduriyeti olduğunu lütfen görün. Bunu görmeniz için artık bundan daha çıplak bir vesile olamaz. Şunu görebilmeliyiz hep beraber. İsrail Orta Doğu'da bir savaş odağıdır. İsrail'in bu tür saldırgan ve kendinden başka herkesi hiçe sayan davranışlarına göz yummakla, ses çıkarmamakla veya az ses çıkarmakla Orta Doğu'ya barış, huzur ve istikrarın geleceği yoktur. Orta Doğu'ya barış, huzur ve istikrar Trump'ın ve ABD'nin yeni Orta Doğu planlarıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire, bunları telaffuz edemez tabii ama oynanmakta olan başka karmaşık oyunlarla da gelmez huzur, barış ve istikrar. İsrail'in atmaya hazırlanıyor olabileceği yeni yeni saldırgan adımlara arka çıkacak yeni ittifak blokları oluşturmakla gelmez. Dünya, özellikle Batı Avrupa, Batı ve özellikle Avrupa Birliği, İsrail'e bir yerde dur demezse, diyemezse bunun sonu yoktur. Ve Orta Doğu'da barışsızlık, huzursuzluk, istikrarsızlık daima dünya barışı için en büyük tehlikedir. İşte görüyorsunuz, cihatçılığı kanayan Filistin yarası üretiyor en fazla. Bütün dünyaya, hepimizin şikayetçi olduğu, İslam dinini de çığırından çıkartan terör örgütleri bu yara yüzünden türüyor, yayılıyor, bulaşıyor. Yeni yeni kanserler, yeni yeni kangrenler oluşturuyor. Bütün bu nedenlerle takılmayın Trump Amerikası'nın peşine. Bu Kudüs komplosunun peşine takılmayın. Yani bu mesele İslam ülkeleriyle sınırlı kalmasın. Bu sadece İslam ülkelerinin değil, bütün dünyanın davasıdır. Kabaca bu şekilde. Böyle bir, yani başka unsurları şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ana kadar dünyanın ve özellikle İslam ülkelerinin tepkisini harekete geçirmek, tahrik etmek ve organize etmek için tutturulmuş bulunan ve sonuç da alan söylemin ve heyecanın yerini bu noktada, bu ikinci aşamada başka ve böyle daha geniş ittifaklar kurmaya yönelik bir söylemin alması gerektiği, bu doğrultuda Türkiye'nin söyleminin ve üslubunun ve yaklaşımının bir ince ayardan geçmesi kanısındayım. İslam ülkelerinden, İslam camiasından gerekli sonuç alınmış bulunuyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, böyle bir
söylem nüanslandırması ve genişletmesini o İslam ülke, İslam alemi de, İslam İşbirliği Teşkilatı da hararetle destekleyecek ve benimseyecektir. Böyle bir ittifaklar genişletmesi yapmak gerekiyor. Tekrar edeyim. Bir kere bu, yani bu Kudüs sorunu, başlı başına Kudüs sorunu için çok önemli. Yani Kudüs sorunu şöyle bir şey değil. Kudüs ve daha geniş olarak Filistin ve İsrail sorunu. Bugünden yarına çözüme ulaştırılacak bir şey değil. Ben şöyle bir şey olacağını da hiç düşünmüyorum. Amerika'yı, Amerikan yönetiminin bu adımı geri alacağını. Mümkün değil böyle bir şey. Dünyada yapmazlar. Yani asla. Ama bir önemli olan şudur. Üzerine atabilecekleri başka adımlara fren koyar. Bilmiyoruz henüz başka ne gibi adımlar atmanın gündemlerinde olduğunu. Ama yani ABD Trump yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma adımını geri almaz. Ama mesela pratikte hakikaten büyükelçiliğini epey bir süre oraya taşımayabilir. Veya üzerine başka adımlar atmayabilir. İsrail'e de bir kırmızı ışıktır, bir kırmızı karttır. Şeye de bir kırmızı karttır ABD yönetimine. Bütün olan biten. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun çok uzun ve uzun soluklu bir mücadele olduğunu hesaba katarak en geniş ittifakları oluşturmakta ısrar etmek lazım. Dediğim gibi mesele sadece şu an, şu saniye değildir. Hı hı. Bir hafta sonrasıdır, bir ay sonrasıdır, iki yıl sonrasıdır vesaire. Ben tekrar edeyim. Demin kafamdan hayali konuşmalar yazarken söylediğim gibi, aynen orada ifade ettiğim şekliyle, Batı İsrail'e dur demedikçe, çok ciddi bir şekilde dur demedikçe, Filistin, İsrail sorununun çözüleceği ve Orta Doğu'ya barış geleceği yok. Ne zaman Batı Amerika'sıyla ve Avrupa'sıyla böyle bir noktaya varır, onu da bilemem. Ama her birikim bu açıdan yararlıdır. Dolayısıyla sırf Kudüs meselesi açısından da çok önemli görüyorum. İkincisi, dediğim gibi, Türkiye'nin kendisinin Batı Avrupa ile ilişkisi diye bir mesele var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ve Avrupa kamuoyu ile ilişkisi diye bir mesele var. Bu ilişki son geçtiğimiz iki yılda olan olaylar itibariyle itiraf etmek gerekir ki, kabul etmek gerekir ki, çok iyi bir noktada değil. Bence bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'da genellikle tanındığı gibi sürekli kavgacı bir lider, kavgacı bir devlet adamı değil de yapıcı ve birleştirici bir devlet adamı kimliğiyle ortaya çıkması için çok önemli bir fırsattır. Türkiye ile, yani bazen bir ülke ile başka bazı ülkelerin veya bütün bir ittifakın, bir birliğin, bir blokun arası ABC konularından açılabilir ama XYW konularındaki bir yakınlaşmayla tekrar ısınabilir, tekrar birbirlerine yaklaşabilirler. Bu elverişli bir zemindir demeye çalışıyorum. Ülkeler arası ilişkilerde herhalde hiçbir şey, yani ila nihai aynı şekilde gidebilir durumda değil. Olumlu ya da olumsuz biçimleriyle. Yani savaşlar da sürdürülebilir şeyler değil aslında. Tıkanmaya uğramayacak bir barış da galiba
öyle görünüyor ki söz konusu değil. Dolayısıyla orada bir takım virajlara, bir takım ara yollara, yan yollara ihtiyaç olabilir. O ana akımdaki olumsuzlukları düzeltebilecek virajlara. Ama bütün bunlar karşılıklılık esasına da dayanıyor. Son yıllarda Türkiye'nin geçmiş olduğu tecrübeler var. Avrupa'nın, Batı'nın yaşamış olduğu tecrübeler var. Amerika üzerinden konuştuk. Bir taraftan geçtiğimiz yıl yeni başkanını seçen Amerika hazmetti mi hala? Hayır. Amerika'nın kendi içindeki hareketlilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Öte yandan Batı'nın kendi içindeki hareketliliği de konuşmaya devam ediyoruz. Değerlendirilebilecek bütün virajlarıyla birlikte. O az önce söylemiş olduğum noktaya yavaş yavaş gelelim mi peki şu aşamada? Ben şeyi anlamadım. Yani şunu netleştirmek isterim. Türkiye'nin tamamen kendisinin böyle bir inisiyatif alıp Batı kamuoyuna, Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne böyle bir çağrı yapması herhangi bir karşılıklılık gerektirmiyor. Yani bir karşılıklılık esası dediniz. Şey doğru, aramızdaki ilişkilerin, problemlerin karşılıklanması karşılıklı olarak doğdu. Tabii ki. Ama mesela burada bir Türkiye inisiyatif almaktan bahsediyorsunuz. Tek yanlı bir inisiyatif alması, Türkiye bunun için herhangi bir taviz veriyor vesaire olacak değil ki. Yani Türkiye Avrupa'ya olumlu bir insani evrensellik doğrultusunda davranması için ince ve sofistike bir çağrı yapıyor olacak. Bunun Avrupa tarafından herhangi bir karşılığının olması gerekmiyor. Yani onu şey etmek istedim. Yanlış anladım belki sizi ama muhtemelen yanlış anladım. O problemli alana girildikten sonra karşılıklı olarak atılan adımlarla o noktaya gelindiğini biliyoruz. Karşılıklı derken ondan söz ediyorum. Bu yakınlaşma başka konulardaki hasarın tamir edilmesine sıçrayacak olursa orada karşılıklı adımların atılması gerekecektir. Sadece ve sadece Türkiye'nin hatası veya günahı olarak tarif edilmekten çok çok uzak olan çeşitli durumlar ve olaylar var. O sebeple yavaş yavaş o hareketliliği, yani Batı'nın kendi içindeki o noktaya, az önce işaret etmiş olduğum fasıllara dönelim şimdi dilerseniz bir parça. Başka örnekleri üzerinden de konuşmuştuk daha önceki dönemlerde ama Avusturya'daki sonuçları değerlendirerek devam edelim. Koalisyon ortağı olan Irkçı Parti, Özgürlük Partisi ve ciddi anlamda pozisyonunu Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla ortaya koymuş olan, netleştirmiş olan. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte genel olarak hangi çizgiyi takip edeceği, hangi siyaseti takip edeceği konusunda ipuçları veren bir şey gibi görünüyor. Ne diyeceksiniz? Evet, vahim bir durum söz konusu. Çeşitli yönleriyle analiz edilmesi lazım. Hakikaten küçük bir parti, demokrat Avrupa'da, liberal Avrupa'da, liberal Avrupa'nın üstelik de küçük ve en müreffeh, en istikrarlı ve en çatışmasız ülkelerinden birinde adeta rahat battı dercesine bir aşırı sağcı parti o kadar yükselebiliyor ki sonuç olarak iktidar ortağı oluyor ve en kritik üç bakanlığı talep edecek ve kendisine verilmesini sağlayacak bir konuma gelebiliyor. Dışişleri, İçişleri ve Savunma. Hemen belirteyim, Avusturya söz konusu olduğunda bunlar açısından en kritik olan İçişleri Bakanlığı'dır. Avusturya tarafsız bir ülke. Avusturya'nın Dışişleri Bakanlığı ne, Savunma Bakanlığı ne? Halkının hayatını, yani şu olsa
Almanya'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları söz konusu olsa veya İngiltere'nin veya Fransa'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları söz konusu olsa başka bir mesele. Ama o kadar belirleyici bir pozisyon olmuş olmayacak diyorsunuz. Avusturya'nın dünya politikasında yani ne NATO üyesi ne Avusturya'nın dışişleri ve savunma bakanlıklarının Avrupa ve dünya politikasında oynayacağı öyle çok kritik. Yani tabii ki kötü. Belirleyici olmak gibi bir özelliği tabii ki, olmayacak. Tabii ki çok kötü ama esas Avusturya'da yaşayan insanların, evet, Avusturya vatandaşlarının ve göçmenlerin hayatını etkileyecek olan İçişleri Bakanlığı'nın bu partinin eline geçmesidir. Türkiye ile bir benzetme yapacağım. İlk milliyetçi cephe hükümeti içinde MHP'nin kazandığı konum. Bana onu hatırlatıyor. MHP'nin o zaman, Alparslan Türkeş yönetimindeki MHP'nin mecliste 3 milletvekili mi ne vardı? Yanılmıyorsam. O kadar küçük bir parti, meclisteki dengeler itibariyle son derece kritik bir konuma geldi ve dönemin Adalet Partisi lideri, başkanı ve sonuç olarak Milliyetçi Cephe'nin başbakanı Süleyman Demirel MHP'ye bakanlıklar bakımından çok büyük tavizler vermek zorunda kaldı. Bir başbakan yardımcılığı ve bir de Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye açısından çok kritik bir bakanlık, MHP'ye geçti. Ve bunun MHP'yi 3 milletvekili çıkartabilen bir marjinal konumdan çok daha büyük bir parti haline getirmede çok önemli rolü oldu. Aynı zamanda dönemin aşırı sağcı cinayetlerinin himaye edilmesinde ve Türkiye'nin sonuç olarak 12 Eylül 1980 darbesine sürüklenmesinde çok büyük payı oldu. Avusturya örneği bir kere bana bunu hatırlattı. İster istemez. Bizim de geçmişimizde benzer olaylar, benzer kompromiler, benzer uzlaşmalar ve tavizler olduğunu unutmamamız lazım. Fakat ikincisi, Avusturya örneğinde bunun kötü sonuçları olacağı, Avrupa açısından çok kötü bir örnek, çok kötü bir model oluşturduğu aşikar. Adını koyalım. Hitler Avusturyalıydı. Hitler'i çıkarmış, doğurmuş olan bir toplumda sonuç olarak şu kadar yıl sonra gene aşırı sağcı bir parti iktidar ortağı oluyor. Mesele sadece Hitler'le bitmiyor. Avusturya, Alman nazizmi dışında kendi faşizmini üretmişti. Ostrofaşizm diye denilen bir olay vardı Avusturya'da. Yani Avusturya'ya nazizmi 1938 yılında Anschluss ile Almanya tarafından ilhak edilmesi getirmedi. Avusturya zaten kendi faşizmini geliştirmişti ve o deyim yerindeyse bağımsız faşizm, Avusturya faşizmi iktidardaydı Almanya tarafından ilhak edildiği zaman. Avusturya'nın böyle bir geleneği var. Mesele sadece Hitler'in Linz'de doğmuş olması ama sonra gidip Alman vatandaşı olması, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusuyla savaşmasından filan ibaret değil. Avusturya
1930'larda kendisi giderek aşırı sağa kaydı ve sonuç olarak Avusturya faşizmi diye bir şey üretti. Bu da sonunda yani Anschluss olarak bilinen asıl Alman taraftarı Nazi Partisi'nin, Avusturya Nazi Partisi'nin darbesine ve Wehrmacht'ın da Alman ordusunun da kollarını sallaya sallaya içeri girmesine çanak tuttu. Şimdi enteresan olan taraf şu. Şimdi söyleyeceklerim Almanya ve Avusturya için geçerli. Bunlar Avrupa'nın en müreffeh iki toplumu. Hadi Almanya'da nispeten büyük bir Türk vesaire Müslüman nüfus var, bir diaspora nüfusu var. Avusturya'da öyle büyük bir nüfus da yok. Öyle büyük bir göçmen nüfusu da yok. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor Almanya ve Avusturya hakkında. İki, çok ilginç şey. Bu Almanya'daki Alternatif für Deutschland, Almanya Alternatifi Partisi için de geçerli, Avusturya'daki Özgürlük Partisi için de geçerli. Bunlar hiç öyle yoksul, aşağı sınıf, sokak partileri değiller. Bunlar tamamen tuzu kuruların partileri. Yani hali vakti yerinde orta sınıfların partileri. Hali vakti yerinde ve adam akıllı orta sınıfların partileri niteliğinde. Aralarında hakim, doktor, gazeteci, büyük gazeteci, yazar, çeşitli profesyonel kesimler, serbest meslek sahipleri vesaire kitleleri içinde ve liderleri içinde çoğunlukta. İki dirhem bir çekirdek liderleri var. Yani genç, dinamik, zengin, enerjik, iyi giyimli, son derece bakımlı vesaire. Şey de böyle, Almanya için Alternatif Partisi de böyle. Özgürlük Partisi de böyle. İkincisi, en yüksek oyu da yoksul yerlerden, yoksul bölgelerden vesaire değil, nispeten zengin, yüksek orta sınıf seçim bölgelerinden alıyorlar. İkinci ilginç husus da şu, en yüksek oyu gerçekten Alman Hristiyan veya Avusturyalı Hristiyan olmayan göçmenlerin kalabalık olarak yaşadığı bölgelerden değil, onlarla hatta onların hiç olmadığı, onlarla temasın yani günlük hayatta yüz yüze temasın minimal olduğu, asgaride olduğu bölgelerden alıyorlar. Ortalıkta öyle göze görünür Müslüman, Türk, Arap vesaire göçmen yok. Onları rahatsız edebilecek hayat tarzlarıyla vesaire. Ne bileyim camiye gidiyorlar diyecekler, ezan diyecekler. Ondan sonra temiz değil diyecekler. Şu veya bu şekilde çemkirecekler falan. Veya suç oranı diyecekler. Öyle bir şey de yok. Esas olarak böyle. Yani göçmenlerin, Müslüman göçmenlerin, yabancıların, yabancı varlığının hemen hiç olmadığı seçim bölgelerinde, şehirlerde, kasabalarda, mahallelerde en yüksek oyu alıyorlar. Bu karşıtlığı neyle temellendiriyorlar? Mesela az önce genelinden bahsediyorduk. Yani şu anda Almanya ve Avusturya özelinden konuşuyoruz ama işte dünya çapında Hristiyanlık vizyonundan bahsedilemez demiştiniz ama.
son derece iyi durumdayız, aman bozulmaz. Yani biliyor musunuz neyi andırıyor bana? Bir bakıma, yani şimdiki siyasi durumu, yani 1990'lara geri gidecek olursak, Türkiye'nin Cumhuriyet'le birlikte oluşmuş hali vakti yerinde laik orta sınıflarının o zamanlar Müslümanların kamusal alana çıkması karşısında gösterdikleri tepkileri hatırlatıyor. En yoğun tepkiler Müslümanların zaten yoğun olarak yaşadıkları belirli bir fiziksel görünürlüklerinin olduğu semtlerde filan yaşanmadı ve yaşanmıyordu. En yoğun tepkiler aman burada zuhur etmesinler denebilecek. Sonraki dönemde ay buralara kadar geldiler dedikleri yerlerde. Evet, evet, evet. En yoğun tepkiler orada yaşanıyor. Gerçi ben nereden bileyim? çok benziyor. Maalesef. Yani evet. Olay çok benziyor. Yani Türkiye'deki dediğim gibi Türkiye'nin kutuplaşmasında kritik taraf olan, kritik taraflardan biri olan hali vakti yerinde laik orta sınıfların kendi yabancıları olarak gördükleri, bizim yabancılarımız olarak gördükleri. Yani şimdi bu Müslümanlar şeye tıkılmışlardı. Ya görünür de değillerdi işte, yoktu. Meydanlarda gezmiyorlardı, dolaşmıyorlardı. Ufkumuzu türbanlı, başörtülü, çarşaflı vesaire kadınlar kirletmiyordu güzel, nezih şehirlerimizin görüntüsünü. Evet. Onlar işte Orta Anadolu kasabalarındaydılar. Evlerinden çıkmıyorlardı. Bir yerlere tıkmıştık onları ve görünür değillerdi. Ve şehirlerimize, müreffeh mahallelerimize biz hakimdik ve buralara gelmiyorlardı. En yoğun tepki oralardan, yani aslında %100 beyaz Türk olan yerlerden geliyordu. Ve hala da oralardan gelmeye devam ediyor. Çok benziyor. Yani mesele onların, Almanya'nın, Avusturya'nın aynı derecede müreffeh, laik, yüksek orta sınıfların yaşadığı şehirlerde, şehir merkezlerinde, kasabalar, mahallelerde yabancıların görünür olduğu, belirli bir varlığının olduğu yerlerden değil, böyle bir varlığının olmadığı, hiç olmadığı yerlerden yüksek oy alıyorlar. Aman buralara gelmesinler, aman keyfimiz bozulmasın diye bir korku reaksiyonu. Bir yaşanana tepki reaksiyonu değil, olabilecek olana reaksiyon. Geleceğin taşıyabileceği gelişmelere ve korkulara karşı bir reaksiyon. Dediğim gibi bu araştırmaları okuduğumda, izlediğimde, gördüğümde hemen aklıma yani Türkiye'nin 1990'ları geliyor. Türkiye'nin 1990'ları ve 2000'lerin başları şey diyor, geliyor. Böyle bir paralellik var arada. Fakat sonuç tabii ki acı, yani bu aşırı sağ yükselmeye devam ediyor Avrupa'da. Dediğim gibi ironi bunun Avusturya'da cereyan ediyor olması. Yani İskandinavya ve İsviçre dışında, İskandinavya ve İsviçre ile birlikte Avrupa'nın en istikrarlı, en müreffeh diyebileceğiniz, problemsiz diyebileceğiniz ülkelerinden biri. Ama nasıl
Yani bu benzerlik de çarpıcı. İsviçre'de de nasıl aman bizim hayat tarzımızı bozmasınlar kabilinden güçlü bir Müslümanlık aleyhtarlığı varsa Avusturya'da da var. Bu gidişle ilgili olarak peki burada hani o az önce kendi açımızdan Kudüs özelindeki meseledeki söylemi nasıl seyredebileceği ve onun çeşitli tıkanıklıkları açmak için aynı zamanda daha geniş ve bir söylem, bir dil kurulabileceğini söylediniz. Buradaki hareket ve gidiş marjinal olmaya devam edecek mi? Yoksa bu konuda inisiyatif alması gereken Avrupa'nın merkezi acaba bununla ilgili sorumluluğu alacak mı? Yoksa köşeye mi sıkışmış olacak bir tarafından dengelemeye çalışırken? Siz alternatifleri sıralıyorsunuz. Benim de evet alternatifler bunlar. Bakalım göreceğiz, bilmiyoruz demekten başka şeyim yok, şansım yok. Şöyle bir şeyim var, umudum var. Daha önceki programlarımızda da söylemiştim. Bugünkü aşırı sağ dalga, bu sağ popülizm dalgası 1920'lerin 30'ların faşizmi ve nazizminden farklı. Şöyle farklı. Bütünsel bir iktidar ve toplum projesi yok. Faşizmin ve Alman faşizmi demek olan nazizmin çok ciddi olarak vardı. Bir iktidar iddiası vardı ve iktidara gelince şunu 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 yapacağız diye son derece net projeleri vardı. Buna dönük bir nasıl diyeyim pozitif ideolojileri vardı. Pozitif program ve platformları ve pozitif ideolojileri vardı. Bugün Avrupa'daki aşırı sağ akımlar daha ziyade istemezlik akımları. Yani bunları istemiyoruz, bunları geri gönderin, bunları almayın. Biz işte beyaz, Hristiyan, müreffeh, yukarı orta sınıf, ondan sonra bu yabancıların, Müslümanların, siyahların falan filan olmadığı veya onların daha fazla çoğalmadığı toplumumuzun eski etnokültürel, etnik ve kültürel bütünlüğünü olduğu gibi korumayı arz ediyoruz. Ama bunun ötesine geçen ya da geçebilecek herhangi bir ideolojileri, programları, platformları yok ve olacağını da sanmıyorum. Yani nasıl diyeyim? Bunlar teorik birer faşizm ve nazizm olmaya yatkın değil. Tabi bunda sonuç olarak bütün bu negatif zigzaglarla birlikte Avrupa'nın ve dünyanın çok yol almış olmasının da büyük bir payı var. Yani 1920'lerdeki 30'lardaki haliyle faşizm ve nazizm ya da o derecede faşizan ve nazizan aşırı sağ partiler, ideolojiler, akımlar mümkün değil. Taleplerini, istemezlüklerini belli sınırlar içinde tutabildikleri ölçüde oy alabiliyorlar. O sınırların ötesine geçip radikal yıkıcı programlar ortaya attıklarında bence bir şansları yok. Faşizmin ve nazizmin özelliği, bu laflar gene geçmişte defalarca söylediğim gibi Türkiye'de çok ulu orta kullanılıyor.
Türkler, Türkiye gerçek faşizmin ve nazizmin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Hani bunu zorbalık, kabadayılık, herhangi bir ırkçılık, herhangi bir yabancı düşmanlığından filan ibaret zannediyoruz. Faşizmin ve nazizmin çok önemli bir özelliği vardı. Radikalliği. Radikal yıkıcılığı. Köktenciliği. Yani dur durak bilmeyen akımlardı. Öyle yarım yamalak, yani kendi aşırı sağcı programları içinde yarım yamalak idari maslahatla yetinen filan akımlar değillerdi. Vur deyince öldüren akımlar ve ideolojilerdi. Hocam, programımızın bugünün sonuna geliyoruz ama. Evet, farkındayım. Bugünün Avrupa'nın, yani bu nispeten oy alabilen aşırı sağ akım ve partilerinde ben bu özelliği görmüyorum. Yani şimdiki ileri uçlara kayanlar, marjinaller o nazilerin tırnağı olamazdı diyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Merkez siyaseti etkilemek gibi bir özellikleri, en azından evet, dili etkilemek ama gibi bir özellikleri ya, oluyor. Ben bunu, ve yani kötülükten kötülük beğenelim, tercih edelim anlamında da söylemiyorum tabii bunu. Yok. Ama paketlenmiş, ambalajlanmış ırkçılığın türlerini görüyoruz. Hiç, ötekileştirmenin türlerini bakın, görüyoruz. Bakın, iyi bir şey olduklarını söylemiyorum, işte, mazur görmüyorum vesaire. Ama bana bu nereye gider diye sordunuz. Bu nereye gider diye sorduğunuz için durum kötü, fakat şöyle bir umudum var diye neden kalıcı bir gelecekleri olmayabileceğine dair bir takım gözlemlerde bulundum. Süremizin sonuna geldik. Bu iş nereye gider diyorsunuz? Bu hafta için burada durmak durumundayız. Konuşmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Bu gecelik veda ediyoruz. Gelecek hafta Serbestiyet'te yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.